Günümüzde nakit para neredeyse tedavülden kalktı. Artık tüketici olarak elimiz ayağımız banka kartları olmuş durumda. İşte bu kadar önemli olan bir materyali çaldırdığınızda yaşadığınız stresi düşünün. Yeni yapılacak düzenlemeyle ATM'lerin güvenlik prosedürleri değişiyor. Biri sizin şifrenizi yanlış girerse ya da kart çalıntı ihbarı yaparsanız ATM otomatik olarak kart yutacak. Yeni sistemdeki en büyük amaçsa hırsızlık vakalarının önüne geçilerek tüketiciye güvenli alışveriş sunmak. Bu uygulamayla birlikte kart dolandırıcılarına, kart hırsızlarına ciddi bir darbe indirilmiş olacak. Hırsızlara yönelik bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Vatandaş durumdan memnun. ATM'ler daha güvenli hale geliyor. Amaç hırsızlık vakalarının önüne geçmek. ATM'lere yeni güvenlik güncellemesi geliyor. Amaç hırsızlık olaylarını azaltmak. Kötü niyetli kişiler ATM'ye gelip sizin kartınızla işlem yapmaya çalışırsa ATM kartı yutacak. ATM'ye gelecek güvenlik güncellemeleri özellikle çalıntı, kredi ve banka kartlarının önüne geçilebilmesi adına çok ciddi bir avantaj sağlamış olacak. Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli bir yenilik hayata geçti. ATM'lere yapılan güncellemelerle birlikte belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi. EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıtıldı. Örneğin kartınızı çaldırdınız. Bir kişi sizin kartınızla beraber ATM'nin başına geldi. Kartı ATM'ye taktıktan sonra şifreyi 3 kez yanlış girerse kartınız otomatik olarak bloke olacak. Aynı şekilde kartınızı çaldırdınız ve müşteri hizmetlerini aradınız. Bu sefer hırsızlar ATM'ye giriş dahi yapamadan kart bloke olacak. En önemlisi, kartınızı bir yerde unuttunuz ya da cüzdanınız çalındı, çantanız çalındı, kartınız da bunun içerisindeydi. Asıl en büyük sorunlardan bir tanesi bu oluyor. Burada kartınızın şifresini 3 kere girdikten sonra dolandırıcı ya da hırsız otomatik olarak kartınız yutulmuş olacak. Bu yenilik mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcıların hizmetine sunulacak. Eğer ATM kartınız yutulursa kartınızı geri almanız 1 ila 2 hafta sürebilir. Bazen kişiler de yanlış şifreler girebiliyor. 3 kere unutabiliyor, yanlış girebiliyor. Burada da hemen bankayı ilgili telefonuyla birlikte aramanız son derece önemli. Bloke olursa uğraşmazsın bence. Çünkü bir ara et, bankaya ulaşmaya çalış. Ama bloke olursa bence daha güvenli olur insanlar için. Bu iyi bir fikir. Bu uygulama hem hırsızlığı hem banka adına hem müşteri adına çok güzel bir uygulama ve şey olmuş yani. Hırsızlığa karşı bir önlem. Bu yenilikler bankacılık işlemlerinde kullanıcıların daha güvenli ve hızlı hizmet almasını hedefliyor. Üzerimizde TL taşımadığımız için çantamız çalınır diye kartlarımızı kullanıyoruz. Hem temaslı hem temassız özelliğiyle. Bence bu konu gerçekten çok iyi olmuş.